Bugün kariyer alan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Atomi, network marketing tarihini yeniden yazacağına ant içilerek kurulan bir şirkettir. Şimdiye kadar yeni bir tarih yazdık. Çoktan 23 ülkede açılış yaptık. Geçen yılki satışlarımız 1 milyar 833 milyon dolara aştı. İki yıl önce 833 milyon doları aştık diye sevinçten havalara uçmuştuk ama çok hızlı bir şekilde büyümekteyiz. Geçen seneyle birlikte iki senedir koronavirüs krizini yaşamaktayız. Bunun ortasında biz rüzgar ne kadar hızlıysa uçurtma o kadar yüksekte uçar diye haykırdık. Rüzgar ne kadar hızlıysa Karaçaylak o kadar yüksekte uçar. Ne kadar zor olursa olsun aşmalıyız. Rüzgar esse de ilerlemeliyiz. Haykırarak zorlukların üstesinden geldik ve o zorluklar sayesinde daha da yükseklerde uçmaktayız. Atomi'nin yeni bir tarih yazdığı elbette ki doğru. Atomi zaten yeni bir şirket. Fakat mevcut yenilikte durmamalı. Tekrardan yenilenmeli. Bu sebeple dünün atomisiyle bugünün atomisi farklı olmalı. Tıpkı atominin geçmişteki doğrudan pazarlama şirketlerinden farklı olduğu gibi, artık dünün ve bugünün atomisi de farklı olmalı. Atomide her gün yeni bir gün. Bu yüzden her gün yeni bir günü bu yılın atasözü sözü ilan ediyorum. Ben büyük fırçası olan bir hatlat olarak yeni bir dönüşüm geçirdim. Çalışanlarım fırça performansı yapalım dediğinde, yapamam dedim. Bir işi yapıyorum demek için en az 10 yıl yapmış olmak gerek ama en son ilkokuldayken el yazısı kağıdına fırçayla yazı yazmıştım. Ondan sonra hiç fırçayla yazı yazmadım. Lakin çalışanlarım yapmam gerektiğini yapabileceğimi söylediler. Bu nedenle de geç saatlere kadar çalıştım ama fırça oldukça ağırdı. Bu nedenle ellerim su topladı. Gayretle yazdım. Acemi işi ama yine de güzel bir yazı ortaya çıktığı için her gün yeni bir gün anlamına gelen bu yazıyı tüm dünyayla paylaşıyorum. Çinli hattatlar bunu görse tabii ki de bana acemi işi diyebilirler. Ama bir ay boyunca gecemi gündüzüme katarak bununla uğraştım. Yeni şeylere meydan okuyup değişeceğim diye aklınıza koyarsanız değişebilirsiniz. Bu yüzden Atomi sürekli yeni bir şirket olarak değişecektir. Atomi'nin şu ana kadarki en temel şeyi mutlak kalite, mutlak fiyat anlayışıydı. Gerçekten bu sefer çığır açan bir ödül kazandık. Kral Sejong ödülünü kazandık. Buluş patentinde sadece Jang Yong Sil ödülünü alsanız bile gerçekten mükemmel ve harika derler. Lakin Kral Sejong ödülü bu ödülün bile üstüdür. Bir yılda yaklaşık olarak 130 bin buluş patent kaydı oluyor. Sadece patent kaydının yapılması bile iyi bir şeydir. O 130 bin patentin arasında en iyi ödülü alan tam da atomimizin absolutudur. Kozmetik endüstrisinde şu an ki beauty dünyayı çalkalamakta. Ülkemizin temsili bu tür şirketleri bulunmakta. Ama o şirketler bile kozmetik ürünleriyle buluş patentleri arasından kral Sejong ödülünü alamadı. Bu kozmetik endüstrisinde Atomi'nin bir ilk olduğu anlamına geliyor. Fiyat olarak da onların yarısından daha azına satıyoruz. Bu nedenle de sizlerin mutlak kalite ve mutlak fiyat aracılığıyla sadece Güney Kore pazarıyla sınırlı kalmayıp tüm dünya pazarına da açılabileceğiniz anlamına geliyor. Baylar, bayanlar, biz sınırsız seviye, sınırsız birikimiz. Bu sınırsız seviye var ya, gerçekten de doğrudan pazarlama için hayal gibi bir şey. Nasıl olur da yüzüncü, 100. bininci ya da on 10. bininci seviye alttaki kol bile benim seviyemle aynı şekilde hesaplanıp komisyon verilebilir? Bu nedenle de birçok şirket seviyeleri belirliyor. 5. seviyeye kadar vereceğim. 7. seviyeye kadar vereceğim ya da en fazla 12. seviyeye kadar vereceğim diyorlar. Yakınımda ve yakın seviyemde kabiliyetli bir lider olmazsa ben de başarılı olamam. Altımda 10. ya da 20. seviyede başarılı biri çıksa bile komisyonumla hiçbir alakası olmaz. Genelde doğrudan pazarlama şirketlerinin komisyon sistemi böyledir. Fakat biz ister birinci, ister yüzüncü, bininci ya da on bininci seviyedeki satışa da komisyonunu aynı şekilde verebileceğimiz bir sistem kurduk. Bu çok büyük bir vizyon. Pek de yetenekli biri sayılmam deseniz bile Sürekli olarak çabalarsanız bir yerlerden güzide bir lider çıkacaktır. Çalışabileceğiniz biri çıkacaktır. Bu umutlanabileceğiniz anlamına gelir. İlla umudunuz olsun demiyorum. İlla hayaliniz olsun demiyorum. Sistemin bunu kanıtladığını söylüyorum. Bu sınırsız seviye anlayışında, gerçekten de çok yetenekli olmasanız da, yarısı bile olsanız başarılı olabileceğiniz bir sistem kurduk. Baylar ve bayanlar, söylentileri duymuşsunuzdur. Semi Sales Master, 1,5 milyon PV olduğunda, ayda yaklaşık bürüt 1353 lira 91 kuruş, artı eksi yüzde 20 alabileceği, böylelikle genel komisyon da sayıldığında yaklaşık artı eksi 2700 lira artı eksi 3300 TL kadar kazanabileceğiniz bir seviye daha ortaya çıktı. Hemen uygulayamamamızın sebebi ise kanunda ilandan 3 ay sonra yasaldır diye yazmasıdır. Yani Nisan'ın ikinci yarısından itibaren yürürlüğe girecek demek oluyor. Bu nedenle de Sales Master olması 1 yıl, 2 yıl sürdüğü için iş yaparken zorlanan, ortasında çöken kişiler, bu kişiler biraz daha kolayca iş yapabilmek, yarısını bile yapsam 3300 TL kazanabilirim diye düşünecekler. Peki ya bundan sonra oradan da zıplarlarsa Sales Master da olur, oradan da Auto Master olursa yaklaşık 6600 lira geliri olur. İlk aşama çok zor diyenler için liderlerimizin istekleri ve çalışanlarımızın sıkı araştırmaları sonucunda orta bir seviye hazırladık. Satıcı değil de yarı satıcı diye dedikodular çıkmış. Yarı satıcının olması yarı satıcıları bu gibi şeylerle desteklemek demek. Benim daha kolay Sales Master olmam, böylelikle de Diamond seviyesini korumanın kolaylaşması demek olur. Kariyer sahibi olan ama kariyerini koruyamayan kişilerin, kariyerlerini koruyabilmeleri için bunun oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Bugünlerde ek iş olarak bir şeyler yapan, en jobs olarak adlandırılan birden fazla işte çalışan kişiler, Böyle birçok kişinin de Atomi'ye katılacağını düşünüyorum. Ayrıca Atomi, tam zamanlı olarak Atomi işini yapan kişiler için de oldukça iyi bir komisyon programına sahip. Örnek verelim. Benim gibi doğrudan pazarlamayı biraz bilen biri bu işe başlıyorsa şöyle yapıyorum. İki koluma ikiden fazla 3-4 Sales Master olabilecek kişileri koyup, başlangıçtan itibaren Diamond Master olmaya oynuyorum. Böylelikle gece gündüz demeden 24 saat partnerlerimin Sales Master seviyelerini koruyorum. Bunun karşılığında da isim listesi hazırla getir diyorum ve onlarla birlikte listedekilerle görüşüyorum. Aslında ilk başlarda ben sponsordum biliyorsunuz değil mi? Bu yüzden ilk başlarda şöyle bir yol izledim. İlk başlarda sahiden de hamamda uyuyarak nereye olursa olsun gittim ve konuştum. Bu yüzden de başlar başlamaz Sales Master Diamond Master olan kişiler fazlaydı. Ben olsaydım böyle yapardım. Bunun yerine doğrudan pazarlamada deneyimim yoksa, öncelikle kusursuz bir şekilde hazırlık yapıyorum. Komisyon sistemini doğru düzgün açıklayabilmem mi gerekir, yoksa yapamasam olur mu? Açıklayabilmeliyim ki partnerlerime yardımcı olabileyim ürün tanıtımlarını da yapabilmem gerekir. Böylece ürünlere ilgisi olanlara ürünleri tanıtarak, komisyon sistemine ilgisi olanlara komisyon sistemini anlatarak, bu işin vizyonuna ilgisi olanlara da bu işin ne derece büyük hayalleri gerçekleştirebilecek, vizyona sahip bir iş olduğuna dair açıklamalarda bulunabilecek yeteneğe sahip olmam önemli. Bu yeteneklere sahip olduktan sonra artık tam anlamıyla yola çıkarak hemen diamond olup Altındaki her kola üçer dörder. Neden diye sorarsanız, ikişer kişiyle olmaz. Üçer dörder Sales Master'ı aynı anda koyuyorum. Demek istediğim o ki, tam zamanlı olarak da çalışabileceğiniz bir komisyon sistemine sahibiz. Eğer ki gerçekten çaresizim, geçim kaynağım yok diyorsanız, ne yapmalısınız? Gerçekten tam anlamıyla koşmanız gerekir. Başka bir geliriniz ya da geçiminiz varsa acele etmeden ek iş olarak da başlayabilirsiniz. Yani herkesin durumuna uygun bir komisyon sistemi kurduk. Buna ek olarak bir de mutlak bir avantajımız var. Bu ne derseniz bir defa tüketici olan sürekli gönüllü olarak tekrardan ürün satın alıyor. Mutlak kalite ve mutlak fiyatlı ürünlerle desteklendiği için Atomi'de başarılı olmak mümkün oluyor. Tabiatımız gereği gidip de karttaki parayla ürün aldırıp, daha sonra da sürekli yeni insanlara aynı şeyi tekrarlatan, bunu yapmazsa batan, mevcut doğrudan pazarlama işlerinden farklıyız. Sizler de Atomi'yi ilk iş olarak yapmak istiyorsanız, Ek iş olarak yapın. Yok, benim sahiden de tam zamanlı çalışmam gerekiyorsanız gerçek anlamda gayret etmeniz gerekir. Çok çalışıp kazanarak kazandığımızı da iyi bir şekilde harcamamız gerek. Bu sefer Compassion'a 12 milyar won yani 10 milyon dolar bağışladık. Bu demek oluyor ki dünyada akşam yemeği yemeden yatan 369 milyon çocuğumuz var. Şimdi bir de doğal afetler ve korona yüzünden çocuklarımız gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Bu nedenle de artık bir iki ay değil, bir iki günün sonunda hayatı tehlikeye giren, sokağa atılan çocuklar çok fazla. Hemen yardım etmemiz gerektiğini düşündük ve 10 milyon dolar gönderdik. Bir de Haiti'de yine benzer bir deprem yaşandı. Çocukların kalacak yerleri yoktu. Yağmur yağdığında yağmura yakalanmaktan başka şansları yoktu. Bu durumdayken kartondan geçici evler yaptık ve orada yaşamayı mümkün kılan acil kurtarma için biraz para harcadık. Ayrıca kişisel olarak bin çocuğa bağış yapmaktayım. Kişi başı 41 dolar gönderiyorum. Bu da ayda 41 bin dolar ediyor. Aylık maaşım fazla olmasına fazla. İmperyal'den biraz daha az ama yine de oldukça iyi kazanıyorum. Ama ayda 41 bin dolar gönderince maddi açıdan biraz zorlanmaya başladım. Her ay eksilere düşsem de bir şey olmaz. Bin çocuk bana kart gönderdi tek tek inceliyorum ama gerçekten de çocuklar aylık 41 dolarları olmadığından yemek yemeden uyuyorlar. Fakat Compassion merkezinde geldiklerinde tek bir öğün de olsa güzelce karınlarını doyurup gönderebiliyoruz. Ayrıca neden yaşadığımız hakkında yaratıcı Tanrı'ya dair bir şeyler öğretebildiğimiz bir kuruluş. Atomi ayrıyetten 10 bin kişiye bağış yapmakta her ay 416 bin dolar, yılda yaklaşık 5 milyon dolar civarı Compassion'a göndermekteyiz. Gerçekten yapabiliyorsanız eğer, bir çocuğa bile olsa destek olmanızı isterdim. Atom işini yaparken, evet, ben de biraz daha çalışırsam bir çocuğa destek olabilirim, bir kişiye daha destek olabilirim, çabalamalıyım, ve ayda sadece 41 dolar daha fazla kazanarak bir çocuğun hayatını kurtararak o çocuğa sonsuz müjdeyi vereyim diye niyetlenerek bu işte bizlerle birlikte olursanız çok seviniriz. Neyse, artık bir tek kendi boğazımın derdini düşünce her şey hallolmuyor. Tabii ki bunu da düşünmemiz gerekir. Bizler bereket kasası değil, bereket yolu olacak şekilde çabalamalıyız. Benim aracılığımla Tanrı'nın lütfunun birçok kişiye ve zor durumda olan kişilere yayıldığı bir hayat yaşayacağım diye hayal kurarak yaşarsanız sevinirim. Zenginliğinize zenginlik katarak. Aslında zaten öbür dünyaya giderken hepsini bırakacağız. Bu nedenle de boş şeyler bunlar. Ayrıca zengin olduktan sonra depresyona girebilirsiniz. Çünkü bütün varlığınızı bırakıp gitmeniz gerektiği düşüncesine kapılırsınız. Arada sırada eski yokluk zamanlarınızdan daha da bunalabilirsiniz. Bu nedenle de kesinlikle ilahi, sonsuz yaşama sahip olmanız gerekir. Sizler bugün hayat senaryosunun yazımını dinlediniz. Hayat senaryosunu yazmak, Atomi'de başarılı olmak için en önemli şeydir. Kafanızda nasıl başarılı olmanız gerektiğini kurmanız gerekir. Fakat kafanızda kurduğunuzda ne olursa olsun öyle olmalı. Ben gerçekten delirecek gibiyim. Gerçekten öyle olmam lazım. Bunun için gayret ederken ölsem bile yapmam lazım demeniz ve bu oranda hayaller kurmanız gerekiyor. Fakat hayat senaryosunu yazarken mütevazı davranan kişiler var gibi. Öyle yapmamalısınız. Ne yani, 4100 dolar kazansam az para mı? 8300 dolar kazansam süper olurdu. Böyle yazarsanız ne mi olur? Herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda, 6 üstü 4100 dolar kazanmam olur biter. Bu para yok diye sanki ölecek miyim? diyerek vazgeçebilirsiniz. Ama ayda 83000 dolar kazansaydınız, Nasıl olurdu? Delirmez miydiniz? 83 bin dolarla istediğiniz evi alabilirsiniz. Her ay 83 bin dolar kazansanız, istediğiniz arabayı sürebilirsiniz. Böyle yaşayabilirsem, gerçekten de zor durumda olan ailem, akrabalarım ve komşularıma gerçekten yardımcı olabileceksem, vücudum harap olsa da, gayret ederken ölsem bile, deli gibi çabalayacağım dediğiniz, Bunların hepsini planladığınız bir hayaliniz olmalı. Hayat senaryosunu bu şekilde yazan kişiler delicesine çabalıyorlar ve böylece Royal Master ve Crown Master'a kadar sürekli başarılı oluyorlar. Ancak hayat senaryosu belirsiz olan kişiler var. Bu kişiler ve mütevazı olan kişiler buraya kadar yükselmesem de olur. Yükselsem iyi olurdu ama buraya kadar gelmesem de olur. Böyle yazan kişilere baktığınızda işin ortasında vazgeçen birçok kişinin olduğunu görürsünüz. Neden diye sorarsanız herkes başlangıç yapabilir ama her önüne gelen başarılı olamaz. Kimler başarılı olur derseniz büyük hayallere sahip olanlar başarılı olur. Baylar ve bayanlar. Böyle yazmanın zor ve korkutucu olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Ayda 83 bin dolar kazanan biri olacağım diye yazmak bile cesaret gerektirir. Cesaret, korkuyu bilmemek demek değildir. Cesaret, korkuyla yüzleşmektir. 83 bin dolar kazanabilirim. Böyle bir işe başladım. Beraber yapalım dediğinizde korkunuz şu olur teklif ettim ama ya yapamazsam ne olacak? Korkunuz bu olur. Sizler bu korkunuzla yüzleşmelisiniz. Şirketi ilk kurduğumda, doğru düzgün ofisim bile yokken, A4 kağıdından şirket tabelası yaparak asıp, 2300 dolarlık ikinci el bir karnaval arabasıyla dolaşırken, başka beldelerde seminer veriyordum ki, o da çok azdı. 7 kişi, en fazla 15 kişi toplayıp, 83 bin dolar verebilirim. Imperial Master olursanız 83 bin dolar verebilirim. Atomi global bir şirket olacak. Tüm dünyadaki piyasaları ele getirecek dediğimde içimde hiç korku yok muydu sanıyorsunuz? Korkutucu olan ilk şey sıkıysa sen yapsana bu dediğin hiç mantıklı mı? Böyle diyen kişiler korkutucu. Böyle derler diye korkuyordum. Bu gibi kişiler çok fazlaydı. Dinlemekten vazgeçip birden gidiyorlardı. Sonra sana inanıp peşinden gelirsek de ya dediğin gibi olmazsa diye soruyorlardı. Şu an şirketin %100 büyüyeceğinin garantisi var mı, yok mu? Yok. Diğer şirketlerden çok daha zor bir başlangıç yapan şirket. Bu sebeple de tekrardan başarısızlığa uğrarsam yine üç kağıtçı diyecekler. Gerçekten korkuyordum. Bazen ağlayacak kadar korkuyordum. Canlı bir şekilde hayal kurarsanız gerçekleşir. Fakat korkup vazgeçseydim benimle birlikte olan insanlara ne olacaktı? Bir çözümü yoktu. Gerçekten çevremdeki insanlar yardıma muhtaçtı. Bu yüzden de korksam bile yapabileceğimi, yapmam gerektiğini ve yapmazsam olmaz diye kendimi parçalamaktan başka çarem yoktu. Yaramış. İş hedef belirlemektir. İş gerçeği hedefe yükseltmektir. Yine de gerçek ve hedef aynı seviyede olursa bir işiniz olmaz. Bu nedenle de bir hedef belirlemeniz lazım. Büyük ve net hedefler belirleyin. Gerçeği telafi eden hedefler belirlemelisiniz. Eğer hedefim gerçekleşse delirirdim dediğiniz bir hedef koyun ki. Gerçekten delirin. Delirmezsiniz, deliremezsiniz. Hedefine ulaşmak için delicesine gayret etmelisin. Yani deli gibi çalışmalısınız. Ancak öyle bir sonuca ulaşırsınız. Sonuca örnek vermek gerekirse, ulaşan da var, ulaşamayan da var diye düşünmeyin. Deli gibi çalışan %100 sonuca ulaşır, öyle çalışmayan ulaşamaz. Peki buradaki sorun ne? Delirmeyen kişiler çok daha fazla. Bu nedenle de başarılı olamıyorlar. Bu, sizler de delirirseniz başarılı olabilirsiniz demek oluyor. Bu yıl Kore'de hızlı bir büyüme gerçekleştireceğiz. Yurt dışı pazarını anlatmaya gerek bile yok. Geçen yılda %40'ın üstünde bir büyüme gerçekleştirdik. Bu durumda bile Rüzgar ne kadar hızlı eser, ne kadar kuvvetlenirse biz daha da engel tanımadan ilerliyoruz. Bahsettiğim hayale sahip olmazsanız, çevrenizdeki insanlar, zorluk içindeki insanlar, anne babanız, eşiniz, çocuklarınız ve akrabalarınızın hepsinin zorlanmaktan başka şansları olmayacak. Sizlerin arasında bir kişi bile gerçekten ben bunu yapacağım derse, bizim güvengeol, kim imperial master ve ailesine baktığımızda 50 kişi şu an Imperial, Chrome, Royal, Starmaster ve Sharon. Neredeyse ailesinin hepsi 50 kişi şu an lider olarak çalışıyor. Her ay o eve 100 milyonlarca dolar giriyor. Böylelikle bu durum tüm ev halkına yaramış oldu. Bu başarı sadece sizin değil, ailenizin de başarısı oluyor. Gerçekten de ailede saygı duyulan bir lider olarak gelişip başarılı oluyorsunuz. Çevrenize böylesine başarılı biri olacağım diye hayalinizi, çevrenize ilan edin. Cesaretinizi toplayarak duyurmalısınız. Bu konuda tereddüt ettiğiniz için yayılırken doğru düzgün yayılmıyor. Ayrıca konuşuyor olmanız her şeyi dinledikleri anlamına gelmez. Yapıp yapmamak onlara kalmış. Yine de onları anlatmanız gerekiyor. Anlatın ki ileride neden bana söylemedin diye size içerlemesinler. İlk önce anlatın. Siz anlatırsanız sonradan da olsa sizi ararlar. Neden mi? Başarılı olduğunuzda o başarılı halinizi görecekler. Durumunuz yok diye sizi küçük görmüşlerdi ama bir baktılar Ayda 41 bin. 83 bin dolar kazanıyorsunuz. Arabayı değiştiriyor, evi değiştiriyorsunuz. Hayatınızın değiştiğine tanıklık ettiklerinde sizi takip etmezler mi? Hepsi takip eder. Bu yüzden reddetseler bile siz devam edin. Cesur davranarak çevrenizdeki insanlara başarısını ilan eden kişiler olmanızı diliyorum. Hoşçakalın.